Hayırlı sabahlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine Çocuk Atölyesi programındayız. Yine güzellikleri paylaşacağız çünkü siz oradasınız. Orada olduğunuzu biliyoruz. Dolayısıyla güzellikleri paylaşmaya başlıyoruz. Evet, oradasınız ama ilerleyen dakikalarda arzu ederseniz yayınımıza katılabileceksiniz. Yani sesinizle burada olabileceksiniz. Konuşuruz birazcık, katıldığınızda tanışırız. Bir tane de soru sorarız. Doğru cevabı alınca da ne yaparız? Hediye olarak güzel bir kitap yollarız, tamam mı? Şimdiden aklınızda bulunsun. Öğretmenlerimiz yine yerlerini aldılar. Yine güzel çalışmalar var masalarında. Yine arkadaşlarımız var öğretmenlerimize yardımcı. İki güzel çalışma, hakkındaki bilgileri öğretmenlerimizden alacağız. Onlar anlatacaklar. Sonra da zaten arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya başlayacaklar. O zaman biz de öğreneceğiz. O çalışmaları arzu edersek biz de yapacağız. Zor olmuyor çalışmalarımız. Artık bunu biliyorsunuz. Sürekli izleyenler iyice biliyorlar. Sadece dikkatli izlemek gerekiyor. Anlayamadığımız kısımları zaten soruyoruz arkadaşlar. Sordukça daha da iyi öğrenmiş oluyoruz ve hepimizin yapabileceği çalışmalar bu çalışmalar. Hemen isterseniz öğrenelim nelermiş, neler çalışacağız, neler hazırlamış öğretmenlerimiz. Sonrasında da çalışmayı başlatalım ki programın sonuna kadar yetiştirelim, değil mi öğretmenim? Orada bir timsah var. Sevimli bir timsah gibi duruyor. Biz burada bir timsah çalışacağız. Aynen. Ama ne kullanacağız? Neler lazım olacak bize? Ana malzememiz bizim kabarcıklı ambalaj paketlerine ihtiyacımız var. Bu büyük beyaz eşyaların içinden çıkan kabarcıklı ambalaj paketlerine ihtiyacımız var. Kartona ihtiyacımız var. Pomponlara ihtiyacımız var. Bir de boya ihtiyacımız var. İstediğimiz şekilde boyayabiliriz. İstersek kumaş boyası, istersek akrilik boyayla, istersek sulu boyayla. Hı hı. Bugün boyayla böyle eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Peki. Şimdi daha çok elektronik eşyalar aldığımızda o plastik poşet diyeyim, tam poşet değil aslında ama malzeme çıkıyor içinden. Ve şimdi arkadaşımızın yaptığı gibi de onları böyle küçük küçük patlatmayı çok seviyoruz. Çıt çıt sesler çıkıyor, oyun gibi geliyor. Normalde arkadaşlarımız da biliyorlardır, ekran başındaki arkadaşlarımız da. Eminim onlar da oynuyorlardır. Biz onu şimdi ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Aynen. Timsah yapımında kullanacağız. Timsahı nasıl yapacağımızı siz anlatacaksınız ama o poşetler lazım. Evet. Peki olmazsa o poşet yerine bir şey kullanabilir miyiz? Evet, kartondan da yapabiliriz. Mukavvadan yapabiliriz. Şeklini değerlendirelim. Evet, önemli olan bir de herhalde burada onun kullanılma sebebi timsahın derisindeki o çıkıntıları vermek. Aynen o şekilde. Hı hı. Ama dediğimiz gibi istersek arkadaşlarımız mukavvadan veya kartondan da yapabilirler. Peki arkadaşlar şöyle bakalım. Bugün yapacağımız timsah bu. Hani dedik ya özellikle elektronik eşyalarda bulunuyor bu. Hani küçük küçük kabarcıkları olan naylon onların içinden çıkıyor. Öğretmenimiz timsahın gövdesini onunla çalışmış. O lazım. Olsa iyi olur. Olmasa başka şeyler de olur. Şekilleri kendiniz verirsiniz. Ama olduğunda daha kolay olacak çalışma. Çünkü o poşetlerin bu çıkıntıları timsahın derisindeki çıkıntılara benziyor. O nedenle bunu kullanmışlar. Gözleri? Pimpon topu. Öyle mi? Ben küçük balonları şişirdiğini sandım, beyaz balonları. Aslında o da olur. Gayet güzel bir fikir. Ben büyük pimpon topları ve küçük pomponları kullandım. Şunlar pompon, pimpon topu. Ama minik balonlar da olur. Evet, beyaz küçük. Kullanabiliriz. Aynen. Peki, renkli karton ve mukavva ayakları. Evet. Sevimli. Dişler felaket yalnız. Gövdeye göre bayağı büyük dişler, bayağı büyük şeyler kapabilir öğretmenim. Evet. Peki, oyuncağımız olacak, oyunumuz olacak. Timsah yapacağız, timsah çalışacağız, malzemelerimizi değerlendirmiş olacağız. Demek ki ne yapıyoruz? Hiçbir şey atmıyoruz. Hiçbir şey dersem de korkuyorum böyle deyince. Hiçbir şey değil, bazı şeyleri atmıyoruz. Ne olur bilemiyorum her şeyi tutarsak evde. Evet, kullanmamız mümkün olan şeyleri düşünüyoruz arkadaşlar. Hah, bu ileride lazım olabilir deyip kenarda bir kutumuz olsun, onun içinde bulunduralım ama abartmayalım olayı. Yalnız şimdi şunu da kullandığımızı görünce evet bazı şeyleri hakikaten kenarda bulundurmamız gerekiyor. Peki, şimdi neyle başlayacaksınız çalışmaya? Ben gövde kısmını hazırlayacağım. Biz gövde kısmını boyadık. Burada belki kuruması gecikebilirdi. Ama gövdeyi nasıl hazırladığımız burada beyaz yine ambalaj paketiyle anlatacağız. Hı hı. Arkadaşım da bu arada timsahın ayaklarını boyayacak. Peki. Daha sonra gövdemize onları sabitleyeceğiz, yapıştıracağız. Sonra gözlerini yapacağız.
sırt tırtır kısmı var. Kartondan onları yapacağız ve kimse alıp hazır olacak. Peki. Zaten uygulamaları aşama aşama göreceğiz. Arkadaşlar ben anlayamadım, eyvah nasıl yapacağım demeyin şimdiden. Çünkü öğretmenimiz her yeni aşamada bizimle birlikte tekrar konuşacak ve anlatacak yapılacak çalışmayı. Şimdi işte şuna geldi sıra, işte ayaklarını şöyle keseceğiz, gözlerini böyle yapacağız derken uygulayarak da göstereceğiz. Çok daha iyi anlamış olacağız. Aklınızda bulunsun. Malzemeleri toparlayın, katılın bize deriz. Keyifli çünkü bayağı çalışma. Ben başlayayım mı? Telefon numaramıza gelince arkadaşlar hemen telefonlarınızın yanına şu anda geçebilirsiniz. Ya da kağıt kalem alıp hemen yazabilirsiniz. Çünkü telefon numaramızı hatırlatıyoruz. 0312 arkadaşlar 295-83-33. Tekrar edelim, 0312-295-83-33. Bakalım hangilerinizin seslerini duyacağız. Konuşacağız, birazcık tanışacağız biliyorsunuz. Bir tane de soru soracağız. Hatırlatmıştık yayının başında, tekrar hatırlatalım. Soracağımız soru burada yapılan çalışmalarla alakalı olacak. Dikkatli dinlediğinizde, dikkatli izlediğinizde zaten doğru cevabı çok kolay, çok rahat bir şekilde vereceksiniz, tamam mı? Facebook adresimizde biliyorsunuz Çocuk Atölyesi TV diye bize ulaşmanız mümkün. Orada da bütün yaptığımız çalışmaların fotoğraflarını bol bol paylaşıyoruz sizlerle. Aklınızda bulunsun, yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını ya da programla ilgili duygularınızı, düşüncelerinizi de yine Facebook sayfamızda, mesaj bölümümüze iletebilirsiniz. Hepsini bekliyoruz, tamam mı? Şimdi geçtik diğer Merve öğretmenimizin masasına. Arkadaşımız başlamış bile. Anlamadık, hemen başladık. Mehmet, kolay gelsin. Mikrofonu alır mısın eline? Mehmet, uzaya meraklı mısın yoksa? Evet. Oo, tam denk geldi yani sana. Neyi merak ediyorsun uzayda? Ben her şeyi merak ediyorum. Dünyayı. Uzaydaki dünyayı merak ediyorsun. Bizim yaşadığımız yer dururken diyorsun uzaklara ne gerek var? Merak ettiğim yer dünya. Dünyanın neyini merak ediyorsun Mehmet? Çevresini. Ha, peki yakınlarda ne var diye mi dünyanın çevresi derken? Ben çok şey merak ediyorum. Yıldızlar kayıyor mesela, onu merak ediyorum. O kadar hızlı gidiyorlar, nereye gidiyorlar? Ne işleri var acaba? Bir yere mi yetişmeye çalışıyorlar? Hepsini merak ediyorum. Ayı merak ediyorum. Güneşi merak ediyorum. Yaklaşamıyoruz. Çok sıcak ama yaklaşsak acaba neler var diye merak ediyorum. Gezegenler. Peki, çalışmayı beğendin mi? Evet. Boyamaya başladın sen. Biraz da eğlenceli bir oyun aslında, öyle mi? Peki, öğretmeninden bilgiler alalım. Sonra yine sohbet ederiz Mehmet seninle de. Öğretmenim, minik, eğlenceli, pratik bir oyun hazırlayacağız. Evet. Arkadaşlarımız canları sıkılmasın diye. Ne yapacağız? Aslında füze ama biz bunu biraz daha şekillendirelim dedik. Hoplayan, zıplayan, uçan her şeyle yapabiliriz bu oyunu. Yıldızdan bahsettik, yıldız evet, da var. Evet, yıldız da var. Mesela ona bir altına bir parça daha ekleyip kayan bir yıldıza çevirebiliriz. Evet, çok güzel olur. Değiştirebiliriz. Hı hı. Bir tane kanguru yaptık mesela zıpladığı için. Hı hı. Kuş yapabilirler uçan. Hı hı. Çünkü bu oyunumuzda iki kağıt arasına pipeti yerleştiriyoruz ve üflediğimizde bunlar havaya sıçrıyor. Hı hı. Bu şekilde mesela zıplayan hayvanları öğrenebiliriz ya da uçan hayvanları öğrenebiliriz, hı hı. Uçan nesneleri öğrenebiliriz. Hem öğreneceğimiz hem de eğleneceğimiz bir şey. Biz evde abimle denedik oluyor mu diye. Hı hı. Hani büyük olmasına rağmen çok eğlendi, güldü. Çünkü çok komik sıçrıyor üflediğimizde. Bir anda sıçradığı için. Onları deneyeceğiz, evet, o zaman. Eğlenceli bir deneyelim oluyor. Mi? Deneyelim. Üflemek ister misin Mehmet sen? Bir görelim hem de Mehmet'in gücünü şimdi. Oo. Kanguruları çok severim ben. Mehmet, en sevdiğin hayvan hangisi? Mikrofonu al bakalım. Sesini duyalım. Kedi. Kedi. Peki. Hangi hayvanı çok seviyorsun diye bir soruyoruz ya gelen, hı hı, arkadaşlarımıza ya da telefonla arayan arkadaşlarımıza. Bana sorduklarında ben kanguru dedim uzun süre. Kanguruları gerçekten çok seviyorum. Ama çok farklı özellikleri varmış kanguruların. Mesela aslında ne kadar sevimli, ne kadar uysal duruyorlar, değil mi? Çok sinirlendiklerinde çok iyi yumruk atıyorlarmış. Evet. Duyduğumda çok şaşırmıştım. Herkesin tabii kendini koruma şekli var. Demek kangurular da öyle koruyorlar. Bakmayın bu kadar sevimli şirin olduğuma diyorlar. Sinirlendirmeyin beni diyorlar demek ki. Ama benim sevme sebebim kanguruları. Yavrularını taşımaları, ceplerinde taşımaları.
hiç ondan ayrılmamaları ve hani orada işte özellikle çizgi filmlerde çok olur ya, başını pıt diye çıkarır cebinden ve etrafa bakar. Çok sevimli geliyor bana, muhteşem sevimli geliyor. Hala da çok tatlılar ve çok güzel zıplıyorlar değil mi öğretmenim? Evet, çok yükseğe çok hızlı zıplayabiliyorlar. Zıplayabiliyor. Peki o zaman kanguruyu da arkadaşımıza bir üfletelim. Tamam. Ama kendisi zıplamadan, tamam mı? Sadece kanguruyu uçuracaksın, sen zıplamayacaksın. Anlaştık mı? Nasıl olduğunu biliyor musun, anladın mı? Pipeti üfleyeceksin ama çok kuvvetli. Ne kadar güçlüsün göreceğiz. Çok güçlü üflediğinde kanguru zıplayacak. Tamam mı? Anlaştık mı? Hadi bakalım. Çok kuvvetli böyle çek nefesin içine ama çok kuvvetli. Sonra pipetten tüm kuvvetini üfle. Görelim bakalım. Hazır mısın? Değil misin hazır? Sonra mı üfleyeceksin? Hiç mi üflemeyeceksin? Neden? Zıplamazsa diye mi? Öğretmenimizi üfletelim mi? Öğretmenimiz zıplatsın mı kanguruyu? Hadi öyle yapalım. Peki sen şimdi endişelendin acaba zıplamazsa diye. Peki daha kuvvetli üfleyebilir miyiz? Daha çok hani hızlıca gider mi? Yıldız'da onu deneyelim mi? Deneyelim. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu, ben birkaç kez deneyince anladım. Hı hı. Kenarlarında boşluk bırakmamamız lazım yapıştırırken. Hı. Hava çünkü ne kadar etrafa dağılırsa o kadar küçük sıçrıyor. Ama yani ona dikkat edeceğiz. Bütün havanın kuvveti içinde kalması gerekiyor. Pipetle birlikte evet. o kuvvetle şeyi, yıldızı ya da işte kanguruyu ya da füzeyi fırlatması gerekiyor. Evet. Onun için hava hiçbir şekilde hiçbir yerden kaçırmaması evet. gerekiyor değil mi? Peki aslında füzedeki yöntemler de biraz böyle hani normal füzede giderken kuvvetle itiyor çünkü. Peki o zaman kuvvetlice Merve öğretmenim sizden görelim, yıldız ne kadar uzağa gidecek? Gitmiyormuş. Olabilir, hepsi her şey olabilir, gitmeye de bilir. Gayet iyi. Başarılıydı bence. Gayet başarılıydı. Peki nasıl yapacağız? Nasıl çalışacağız? Biraz daha ayrıntılı bilgi verecek olursanız, çünkü ekran başındaki arkadaşlarımız da şu anda bizimle birlikte çalışmaya başlamak üzereler. Ne yapacağız? Tekrar zıplamak Mehmet, istiyoruz. Evet. Mehmet yılmadan daha uzağa ama üfleyeceksin onu, tamam mı Mehmet? Biraz sonra, şimdi değil. Daha sonra tekrar deneyeceğiz. Ne yapacağız? Şimdi biz kanguru çizdik, füze çizdik, yıldızlar çizdik. Hı hı. Bunları boyayıp keseceğiz. Daha sonra bir tane çizmemiz yeterli oluyor. Bunu kestikten sonra ikinci kağıdımıza koyup direkt üstünden bir tane daha kesebiliriz. Peki. Yani ne çalışırsak çalışalım bize iki tane lazım. Hı hı. Bunları üst üste koyacağız ve yapıştıracağız. Ama şöyle göstereyim. Pipetimizi yerleştiriyoruz. Pipetimizin kalınlığı kadar oraya yapıştırıcı hı hı. sürmüyoruz. Daha sonra kapatıyoruz ve pipetimiz o boşlukta kalıyor. Üflediğimizde de uçuyor, zıplıyor hı hı. bu şekilde oluyor. Çok pratik aslında. Evet. Yani sadece bize renkli veya beyaz kağıt lazım, hı hı. boya kalemle lazım ve bir tane pipet lazım. Hı hı. Bir de karar vereceğiz neler olacağını, evet. ama füze çok iyi bir fikir, kanguru ve yıldız çok iyi bir fikir. Bunu çoğaltabiliriz. Evet, kuş hı. yapabiliriz, hı hı. kelebek. Tavşan yapabiliriz, kelebek yapabiliriz. Hani bize hoplayan zıplayan şeyler lazım. Her şey evet. lazım. Peki kolay gelsin o zaman. Teşekkür ederiz. Yine döneceğiz size ama Merve öğretmenimiz timsah yapımını mı biraz gösterecek? Peki mikrofonu arkadaşımıza biraz sonra vereyim. Şimdi timsah çalışıyoruz. Ve onun için ne kullanıyorduk onu hatırlatalım, ondan sonra yine başlayalım. Kabarcıklı ambalaj paketlerinden kullanacağız. Ona hı-hı. ihtiyacımız var. Ama yoksa arkadaşlarımız kartondan da yapıp üstüne kendi kabarcıklarını oluşturabilirler. Hı-hı. Küçük daireler kesebilirler veya pomponlarla da bu kabarcıkları elde edebilirler. İstedikleri yani timsahın boyu kadar ambalaj paketini kesmeleri gerekiyor. Ve düz tarafını değil de kabarcıklı kısmı üste gelecek şekilde şu şekilde rulo yapacağız biz. Yuvarlayacağım. Ve kenarlarını, altta kalan kısımlarını ben zımba yardımıyla zımbalayacağım ve bu benim gövdem olacak. Bu kadar. Evet. Gövde aslında çok kolay. Evet. Sadece aynen. çevirdik. Evet, şu hatta şekilde. Hatta birkaç kat yaptık daha böyle bombeli görünsün evet. diye. Hem de bu yani 3 ya da 4 kat yapmamızın bir nedeni var. Tek kat yaptığımızda üstündeki yeşil boya çok fazla görünmüyor. Böyle katladığımız zaman içi hem dolgulu görünmüş oluyor hı hı. hem de boyadığımız zaman
yeşil kısmı, yani deri, timsahın deri kısmı daha net görünüyor. Bunu arkadaşlarımız dikkat etsinler. Kenarlarını zımba yardımıyla zımbalayacağım, sabitleyeceğim, açılmayacaklar. Daha sonra ön kısmından timsahımın ağız kısımlarını oluşturacağım. Arkadaşım bu arada ayaklarını boyuyor. Boyama işlemi bittikten sonra en alt kısma, yani zımbaladığım kısma ayaklar gelecek şekilde yapıştıracağım. Peki, biz şimdi timsahın gövdesini tamamladıktan sonra işimiz çok kolaylaşmış olacak. Aslında ayaklarını da hazırlamak için birazcık emek harcıyoruz ama siz önceden hazırladığınız için zaman daralmasın diye. Onlar da bitmek üzere. Arkadaşımız bayağı hızlı boyadı. Onlar da tamamlandığında zaten ayaklar yapışacak. Evet. Gözler kalacak. Gözleri yapacağız. Daha sonra sırtımızda, yani o kırmızı kısmımız var, onu kesip yapıştıracağız. Ondan sonra tamamlayacağız. O kadar. Gövde burada önemli. İnsan gövdesini hazırladık mı arkadaşlar, gerisi kolaylaşıyor. Kayra Naz mı varmış telefonumuzun diğer ucunda? İsmini görüyorum Kayra Naz'ın. Bir bakalım. Alo. Alo. Hoş geldin Kayra. Hoş bulduk. Sen orada bizi bekliyormuşsun. Ben fark edemedim. Çok bekletmedik değil mi seni? Peki. Kayra kaç yaşındasın? 5. Oh ne güzel. Artık bir küçük abla Kayra. Doğru mu? Evet. Havalar da güzelleşti. Dışarılara da çıkıyordur. Oyunlar da oynuyordur. Oynuyor musun? Evet. En sevdiğin oyun hangisi? Evcilik. Oo, peki. Kayra, en sevdiğin hayvan hangisi? Tavşan. Sen de zıplayan tavşanı seviyorsun. Merve öğretmenimiz dedi ki yaptığımız oyunda tavşanı da kullanabiliriz dedi. Sen de hazırlamak istersen tavşan da olabilir. Madem çok seviyorsun öyle değerlendirebilirsin. Olur mu? Evet. Peki, ileride ne olmak istersin? Öğretmen. Neden? Çok seviyorum. Geldi kopya oradan. Peki, ama eminim seviyorsun. Eminim de çok iyi bir öğretmen olursun Kayra. Şimdi Kayracığım sana bir soru soracağım. Hazır mısın bunun için? Evet. İki tane çalışma var iki masamızda. İki masamızda da bugün Merve öğretmenlerimiz var. Yanlarında da yine arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar onlara. Ama ben o masadaki çalışmalardan bir tanesiyle ilgili bir soru soracağım. Şimdi Merve Gökmen öğretmenimiz bir tane canlı ile ilgili bir çalışma yapıyor. O canlı birazcık korktuğumuz, aslında kocaman olan, dişleri de kocaman olan bir canlı. İşte sırtı da biz burada kullandığımız malzemeyi o yüzden kullanıyoruz. Böyle biraz pıtır pıtır sırtı. Böyle çıkıntılar var tıpkı buradaki naylonda olduğu gibi. Onun ağzı kocaman, gerçekten kocaman ağzı var. Biraz korkutuyor ağzını açtığında bizi. Ne acaba o? Timsah. Timsah. Aferin sana. Evet, bir timsah yapıyor Merve öğretmenimiz arkadaşımızla beraber. Sen de düşünüyor musun yapmayı? Evet. Öğrendin mi iyice nasıl yapıldığını? Evet. O zaman sana aferin. Kolay gelsin şimdiden. Güzel bir kitabı da kazandın. İyi günler de okuyun, tamam mı? Tamam. Öptük yanaklarından Kayra Naz. Hoşça kal. Allah'a emanet tatlım. Evet, Kayra'yla tanıştık, konuştuk, dikkatli izlemiş, cevabı aldık. Kitabı da hediye olarak yollayacağız inşallah. İyi günlerde okursunuz, hatıra olarak saklarsınız diye. Şimdi boyamalar devam ediyor. Sonra keseceğiz ve iki kat yapacağız onu. Ama bir tane boyamamız olduğunda yeterli oluyor dediniz. Evet. Diğer katını zaten kestiğimizde iki kat olmuş olacak. Sonra da çok dikkatli bir şekilde yapıştıracağız onu. Peki, diğer arkadaşımızla da birazcık konuşalım o zaman. Mikrofonu sana verelim. Herkes ismini bir duysun. Adın neydi? Abdullah Yes. Abdullah, sen hangi hayvanı çok seviyordun? Aslan. Oo, ormanlar kralı aslan, öyle mi? Ne güzel. Peki, en çok sevdiğin oyun hangisiydi? Dışarıda oyun oynuyor musun? Dışarı çıkıyor musun? Saklambaç. Saklambacı seviyorsun. En sevdiğin yemek hangisi? Yaprak sarması. Yaprak sarması. Peki, çok söyleyen olmamıştı burada. Sen söyledin bak yaprak sarmasını. Peki sen hiç mutfakta annen yemek yaparken merak edip bakıyor musun acaba annem nasıl yapıyor yemekleri diye?
Ya da kek yaparken bakıyor musun? Merak etmiyor musun? Hiç mi merak etmiyorsun? Bazen neye bakıyorum? Bana biraz eğlenceli gibi geliyor sanki izlemek. Hani malzemeler katılıyor, onlar çırpılıyor, karıştırılıyor, sonra tepsiye dökülüyor falan. Bazen neye bakıyorum? Bakıyorsun. Merak ediyorum. Senin de merak ettiğin oluyor yani. Peki, yardıma ihtiyacı olduğunda annen yardım ediyor musun? Ediyorsun yardım. Peki, timsahları seviyor musun? Evet. Bu timsah sevimli. Biraz dişleri kocaman ama onun dışında sevimli değil mi? Evet. Gözleri özellikle çok sevimli oldu. Peki, evet. Sen bitirdin mi boyamayı? Boyamayı bitirdin. Ne yapacak öğretmenim şimdi arkadaşımız? Sırt kısmını kesecek, sonra timsahımızın dişleri var, onları kesecek. Sonra ikimiz birlikte timsahın ayaklarını gövde kısmına sabitleyeceğiz, yapıştıracağız. Bayağı ilerlediniz yani. Evet. Hadi kolay gelsin o zaman. Mikrofonu alabilirim. Sana gelecek şimdi mikrofon. Senin en sevdiğin yemek neydi? Makarna. Makarna. Peki sen merak ediyor musun? Annen mutfaktayken. Hayır. Hiç merak etmiyor musun? Hayır. Hay Allah. Hani annem acaba bunda nasıl yapıyor, içine de ne katıyor bakmıyor musun? Hayır. Peki yardıma ihtiyacı oluyor mu annenin? Oluyor. Yardım eder misin oğlum dediğinde ne yapıyorsun? Ediyorum. Hangi konuda yardım ediyorsun? Elinden hangi işler daha çok geliyor? Oğlum yetiş, şunu yetiştiremedim. Demiyor mu annen? Demiyor. Her şey ben de gitmiyorum. Oo ne güzel. Annesi çağırmıyor, o da gitmiyor. Peki. Boş zamanlarında ne yapıyorsun peki? Etkinlik yapıyorum. Mesela? Mektup. Mektup hazırlıyorsun. Aa ne güzel. Peki. Geçen geldiğimde öğrenmiştim. Burada yapmıştık. Nasıldı o çalışma? Hatırlatır mısın bize? Evet. Nasıldı? Kalp şeklinde bir şeyi katlıyorduk. Katlayarak? Zarflar mı hazırladık? Evet. Kartlar hazırladık. Notlar yazdık herhalde ona da. Evet. Ne güzel. Peki. O zaman burada uyguladığımızı evde de uygulayabiliyorsunuz. Unutmadan evet. Gidip çalışıyorsunuz. Ne güzel. Evet. Buna da mutlu olduk. Peki. Teşekkür ediyorum. Şimdi Merve öğretmenim kesiyor. Evet. Bir tanesini boyadık. Kesiyoruz şu anda. Kestikten sonra diğer beyaz kağıdımızı onu koyup aynı şekli bir tane daha keseceğiz. Onu boyamamıza gerek yok. Bir yüzünü boyasak yeterli oluyor. Peki, yapıştıracağız. Füzeyi de bir yüzünü boyayacağız. Diğer evet. Taraf beyaz kalacak. Bunlar da mı öyle? Evet, bunlar da öyle. Yıldız da öyle. Tek yüzü yeterli arkadaşlar. Evet. İki kat ama tek yüzünü boyamadan sadece bir tarafını boyayarak çalışmanız yeterli. Çünkü burası hani bizim göreceğimiz evet. Kısmı. Üflediğimizde uçuracağımız kısmı. Evet. Peki. Evet. Masalımız var bizim biraz sonra. O masal konusuyla da ilgili birazcık konuşalım istiyorum buradaki arkadaşlarımızla. Biraz hani işte çocuklar nerede? Kelebekler orada oluyor. Kelebekleri çocuklar çok seviyor peşinden koşmayı bahar geldiğinde. Ama baharla ilgili konuşalım arkadaşlarımızla. Mehmet biraz baharla ilgili konuşalım mı? Mesela baharda yapılacak çok güzel şeyler var bence. Çok güzel şeyler var. Dışarıya çıkmayı bir defa çok seviyoruz değil mi bahar evet. Geldiğinde? Piknikler yapmayı seviyor muyuz? Evet. Peki. Uçurtma uçurtmayı seviyor musun? Evet. Kendi başına uçurdun mu hiç uçurtma? Uçurmadın. Birileriyle birlikte uçurdun mu? Uçurtma hiç uçurdun mu? Uçurtma yapmayı biliyor musun? Hay Allah. Bunu bir denemelisin ama. Merve öğretmenim uçurdunuz mu uçurtma? Evet uçurduk. Çok keyiflidir. Biz dört kardeşiz. Dört kardeş alıp uçuruyoruz. Yarıştırıyoruz hatta. Oo. O çok keyifli oluyor bizim için. Kimin uçurtması en yükseğe evet. Gitti yarışma yaptı. Bazen iplerimiz birbirine dolaşıyor. Siz aynı anda dört uçurtmayı dört kardeş birlikte uçuruyorsunuz evet. Ve kiminki en yükseğe gidecek evet. Diye bakıyorsunuz. Kim kazanıyor daha genelde çok? Genelde erkekler kazanıyor. Oo, neden acaba? Hızlı mı koşuyorlar? Hem kollarını iyice kaldırabiliyorlar. Böyle hem de koşup hızlandırıp direkt havaya kaldırıyorlar. Biz küçük kardeşimle Elif'le birazcık yapamıyoruz. Yerde kalıyorsunuz. Evet. Peki. Yöntemlerini öğrenin, geçin onları bence. Genelde Elif küçük olduğu için abi onu ben alayım mı diyor. Hemen abim kıyamıyor, veriyor ama ben
Boşta kalıyorum Hay yine. Allah. Evet, ben uğraşıyorum. O da bir maharet gerektiriyor çünkü. Evet. Onun da hani yapılması gerekenleri var daha çok yükseğe çıkması için. Ama o kadar zor değil öğrendikten evet. sonra herhalde değil mi? Peki. Nur Sena varmış. Bekletmeyelim istiyoruz. Nur Sena hoş geldin. Nur Sena. Bir daha deneyelim. Nur Senacığım. Yok, bizi duymuyor mu acaba? Alo, Nur Sena. Tamam, sonra bakarız yine. Eğer bağlarsak tekrar konuşmuş oluruz. Merve öğretmenimize de soracağım. Merve öğretmenim. Efendim. Baharda neler yapıyorsunuz? Baharda sana da soracağım yapıyoruz? Şimdi. Biz baharda genellikle şimdi uçurtmalarımız vardır kardeşlerimiz beraber. Aynı diğer Merve öğretmenimiz evet. gibi uçurtmalarla çıkıyorsunuz evet. yani. Uçurtma yarışı mı yapıyorsunuz? Biz uçurtma yarışı yapmıyoruz. Bizim bir ya da iki tane uçurtmamız oluyor. Biz dört kardeş bir uçurtmayı tutuyor, diğeri onu havaya kaldırmaya çalışıyor. Oo, siz ekip. Evet, biz ekip olarak çalışıyoruz. Ekip halinde uçurtmaya çalışıyorlar. Peki, kim maharetli çok bu konuda? Bu konuda daha çok olan kardeşim maharetli. Yine aynı şey sizin evde de. Çünkü onlar daha hızlı koşuyorlar. Biz hani acaba kalkıyor mu, kaldırabiliyor muyuz diye sürekli baktığımız için bir duraksama gerekiyor. Onlar hiç arkalarına bakmadan direkt uçurtmayı ipi aldıkları gibi koşmaya başlıyorlar. O yüzden, o da başarılı oluyorlar aynen. tabii. Daha sonra bisiklet yarışmalarımız oluyor bizim. Bisikletlere biniyoruz. Ne güzel. Topları oynuyoruz. Yakan top, voleybol. Bu şekilde geçiyor. Eğlenceli ne geçiyor. Ne güzel. Peki. Tadını çıkaralım istiyoruz. Nur Senacığım. Efendim. Nasılsın tatlım? İyi misin? İyiyim. Sen de baharın tadını çıkarıyor musun? Evet. Neler yapıyorsun? Okula gidiyorum. Baharın tadını okula giderek mi çıkarıyorsun? Hayır, dışarıda da oynuyorum. Ne yapıyorsun? Ne oynuyorsun? İp atlıyorum. Evet, o da çok eğlenceli. Peki. Sen de pikniklere gidiyor musun? Uçurtma uçurmayı deniyor musun? Evet. Ne güzel. Peki. Nur Sena. Senin en sevdiğin hayvan hangisi? Kanguru. Gerçekten mi? Benim gibi yani. Evet. Peki. Kanguru yaptı öğretmenimiz. Gördün mü? Evet. Gördün. Bu sevimli kangurudan yapıyoruz. Sonra da bunları zıplatacağız. Tekrar deneyeceğiz. Sonlara doğru bitirdiğinde öğretmenimiz diğerlerini ve arkadaşımız Mehmet. Onlar tamamlandığında bir de onları uçurmaya çalışacağız. Nur Sena. Efendim. İzledin mi şu ana kadar dikkatli bizi? Evet. O zaman sorunu soracağım. Şimdi burada kanguru var, yıldız var, pek çok... Burada çalışma var. Şöyle göstereyim hatta yıldızı da. Bunları uçuruyoruz. Oyun oynuyoruz yani. Oyun olarak hazırlıyoruz. Peki nasıl uçuruyoruz? Ne kullandık? Ne yaptık da uçtu bunlar? Tüfek. Evet. Evet. Tebrikler. Alkışlar sana. Pipet kullandık. Onları yapıştırdık, iki kat yaptık, aynısından iki tane çalıştık. Sonra pipeti taktık, üfledik diye üfleyince de çok kuvvetli onlar uçtular. Sen de çok dikkatli izlemişsin. Sana da ne yollayacağız? Kitap yollayacağız. İyi günlerde okursun. Kaç yaşındaydın Nur Sena? 7. 7. Okumayı öğrendin değil mi? Evet. Tam sana göre kitaplar gelecek. İyi günlerde oku, bizi hatırla. Anlaştık mı? Anlaştık. Öptük yanaklarından. Hoşça kal tatlım. Allah'a emanet. Evet, dikkatli izleyenler hemen cevapları da veriyorlar. Pipet kullanarak uçurmayı da öğrenmişler, biliyorlar. Şimdi ayaklarını yapıştırma sırası geldi mi Timsah? Evet. Peki. Biz bu şekilde çift yönlü bant kullanacağız. Ama arkadaşlarımız normal bantı da ellerini alıp şu şekilde arkaya doğru kendi ellerinde... Çift yönlü bandı kendileri oluşturabilirler. Evet, kendileri de oluşturup yapıştırabilirler. Ama biz daha kolay olsun diye iki yönlü bant kullanacağız.
İlk önce timsahın ayaklarına yapıştıracağız. Daha sonra timsahı ayaklarını ayarladıktan sonra şu şekilde üste gelecek şekilde yapıştıracağız. Sonra gözlerini yapacağız, dişlerini yapacağız ve sırtındaki o yeleli kısmını yapıştırdıktan sonra timsahımız hazır olacak. Hemen hemen bitti. Evet. Ayakları burada önemliydi, gövdesi önemliydi. Daha önce de paylaşmıştık arkadaşlarımızla. Dolayısıyla timsahın gövdesini oluşturduktan sonra, ayaklarını hazırladıktan sonra zaten çok kolay. Diğerleri tıkır 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 önceden hazırlandığı için yapışacak ve tamamlanacak. Evet. Bu kadar. Bu kadar. Hemen hemen bitti. Peki hadi bakalım. Öğretmenim, sizin de artık kesme işlemi hemen hemen evet. bitti. Yapıştıracağız. İkinci kangurumuzu da kestik. Şimdi yapıştırma kısmını yapacağız. Hı-hı. Hemen ayağını keseyim. Yapıştırma kısmında özellikle göstermeniz gereken bir şey varsa bakalım. Yoksa neye dikkat edeceğimizi tekrar hatırlatalım. Hemen. Çünkü orada bir püf evet. noktası vardı. Sonrasında masalımız var. Masalımıza uzanacağız. Onu hemen hatırlatalım. Şimdi beyaz olan kağıdımızı koyuyoruz. Hı-hı. Pipetimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra kolay olması için pipetimizi yerleştirdiğimiz yerin etrafından şu şekilde çizersek, hı hı. bunun dışında kalan bütün her yere yapıştırıcımızı süreceğiz ve yapıştıracağız. O yeri de kaybetmemek için şu şekilde bir iz, küçücük bir iz belirlersek daha sonra oradan pipetimizi yerleştirebiliriz. O kadar. Evet. Çok iyi iki katı birbirine yapıştıracağız. Evet. Hiç boşluk kalmayacak şekilde. Sonra da pipetimizi yerleştireceğiz. Sonrasında da üfleyeceğiz ve zıplatacağız ya da uçuracağız. Evet. Peki. Kolay gelsin o zaman yine. Sonlarına geldik çalışmaların arkadaşlar. Timsahımız çok az kaldı. Diğer oyunumuz da çok az kaldı. Onların son kısımlarını az sonra yine birlikte göreceğiz. Yine birlikte bakmış olacağız. Ama şimdi sıra masala geldi. Masal çok tatlı bir masal. Masalımızın adı Yalnız Ağaç arkadaşlar. Ama sonra yalnız kalmayacak o ağaç. Bir şey olacak ve o kadar tatlanacak, o kadar şenlenecek ki etrafı çok mutlu olacak. İzleyelim beraber. Sonrasında yine burada buluşalım, olur mu? Yalnız Ağaç. Yalnız bir ağaç vardı. Yüksekçe bir tepede tek başınaydı. Yalnızlıktan çok bunalmıştı. Oh! Yalnızlık ne zormuş. Birileri gelse, yanımda eğlense, koşsalar, zıplasalar, yanımda piknik yapsalar. Fakat gün bitti. Gelen giden olmadı. Ertesi gün ağaç yine yalnızdı. Her zamanki gibi canı sıkılıyordu. Bir ses olsa, birileri gelse, bir şeyler deseler, konuşsalar, gülseler, beni de güldürseler. Ama gelen olmadı. Ağacın bulunduğu ıssız tepeye kimseler uğramadı. Sonraki gün ağaç yine bir başınaydı. Kendi kendine biraz oyalandı. Rüzgarın yardımıyla dallarını salladı. Yapraklarını oynattı. Bunlar da işe yaramadı. Hala canı sıkılıyordu. O da şarkı söylemeye başladı. Kocaman bir ağacım ama kaldım burada tek başıma. Ne gelen var ne giden, uğramaz kimse buralara. Yine güneş gitti. Hava karardı. Ağaç yalnızlığıyla baş başa kaldı. Bir süre sonra ay gökyüzündeki yerini aldı. Yalnız ağaca gülümseyerek baktı. Sanki bildiği bir şeyler vardı. Yalnız ağaç yalnızlık şarkıları söyleyerek uykuya daldı. Bir ben yalnızım burada, bir de gökyüzünde ay. Uzakta da olsalar, ayın arkadaşları yıldızlar var. Benim ne uzak ne yakın, yok ki arkadaşım. Eğer olsaydı bir yakınım, sıkılmazdı buralarda canım. Sabah oldu. Güneş gülümseyen yüzüyle doğdu. Ağaç güneşi görünce mutlu oldu. Güneşin sıcacık gülümsemesi içini sevinçle doldurdu. Fakat biraz zaman geçince yalnızlığını yeniden hatırladı. İçini yine hüzün kapladı. Ardından her zamanki gibi duaya başladı. Ne olur Allah'ım, buraya birileri uğrasın. Koşsunlar, oynasınlar, birbirlerini kovalasınlar. Dallarıma tırmansınlar, salıncaklar kursunlar. Sonra yine kendi kendine oyalandı. Biraz şarkı mırıldandı.
yapraklarını kımıldattı. Başını kaldırdı, güneşe baktı. O da orada bir başınaydı. Ağaç yeniden yalnızlığını hatırladı. Sonra etrafına şöyle bir baktı. Hemen yanında bir su birikintisi vardı. Su birikintisinin etrafında çeşit çeşit çiçekler açmıştı. Hepsi de mis gibi kokuyordu. Ağaç çok sıkıldığında onlara bakardı. Çiçeklerin renkleri ve kokuları içini açardı. Yine onlara bakıyordu. Mis gibi kokularını içine çekerek biraz olsun ferahlamaya çalışıyordu ki ilginç bir şey oldu. Sarı bir kelebek kanatlarını aça kapıya çiçeklere yaklaştı. Yalnız ağaç gözlerine inanamadı. Baktı, sonra bir daha baktı. Evet, kelebek oradaydı. Sapsarı bir kelebekti. Çiçeklerin etrafında dolanıyordu. Ağaç dayanamayıp sordu. Hey, çiçeklerin etrafında dolanan sarı kelebek. Buralara ne kelebek gelirdi ne böcek. Seni burada gördüğüme çok şaşırdım. Söyler misin, buraya nerelerden geldin? Sarı kelebek ağaca yaklaştı. Etrafında birkaç tur attı. Sonra konuşmaya başladı. Geldiğim yer çok yakın değil. Şu karşıdaki dağın arkasından geldim. Biraz yoruldum. Çiçeklere konarak dinlenmek istedim. Seni görmemiştim. Madem sen de varsın, senin dallarına da konabilirim. Sonra ağacın dallarından birine kondu. Sonra diğerine. Ardından bir başkasına derken sarı kelebek dalların hepsini ziyaret etti. Yalnız ağaç neşelendi. Buralara kimse gelmezdi. O yüzden gelmen dallarımı ve beni çok neşelendirdi, dedi. Sarı kelebek, hiç kimse mi? Diye sordu. Yalnız ağaç, evet, hiç kimse, diye cevap verdi. Sarı kelebek, o zaman sana bir sürpriz yapabilirim, dedi. Yalnız ağacın ısrarlarına rağmen sarı kelebek sürprizini açıklamadı. Sadece, çok şaşıracaksın, hatta bu sürprize bayılacaksın, dedi. Sonra da havalandı. Ağacın etrafında birkaç tur daha attı. Artık gitmeliyim. Anlaşmaladık, dedi. Yalnız ağaç, burada kalsan olmaz mı? Derken sarı kelebek çoktan uzaklaşmıştı bile. Yalnız ağaç yine yalnızlığıyla baş başa kaldı. Sarı kelebekle birlikte ümidi ve neşesi de uçup gitti. Derken kısa bir süre sonra neşeli sesler gelmeye başladı. Ardından yüzlerce kelebek ve onlarca çocuk göründü. Yalnız ağaç şaşkındı. Gördüklerine inanamadı. Baktı, bir daha baktı. Ama bu nasıl oldu? Ben artık ümidi kesmişken bu kadar ziyaretçi nereden geldi? Sarı kelebek ağacın dallarından birine kondu. Beni hatırlamadın mı? Elbette hatırladım, dedi ağaç. Sen daha önce gelen sarı kelebeksin. Sana bir sürpriz yapacağımı söylemiştim, dedi sarı kelebek. İşte sürprizim. Beni çok şaşırttın. Yaptığın bu sürprize bayıldım. Hatta gözlerime inanamadım. Söyler misin, bunu nasıl başardın? Yalnız ağaç bunları sorarken çocukların bir kısmı etrafında kovalamaca oynamaya başlamıştı bile. Bir kısmı gövdesine tırmanıyor, bir kısmı da dallarından sallanıyordu. Kelebeklerse etrafında uçuşuyorlardı. Sarı kelebek ağaca cevap verdi. Hiç zor olmadı. Önce kelebek arkadaşlarıma rica ettim. Benimle buraya gelmelerini istedim. Gerisi zaten kolay oldu. Sen de biliyorsun, çocuklar ve kelebekler dosttur. Kelebekler neredeyse oradadır çocuklarda. Bak, artık kelebekler ve çocuklar seninle de arkadaş. Yalnız ağaç çok sevindi. Etrafında koşuşturan çocuklara ve uçuşan kelebeklere baktı. Mutluluk şarkıları söylemeye başladı. Evet arkadaşlar, masalımızı geride bıraktık. Yalnız ağaç yalnız kalmadı. Çocuklar ve kelebekler etrafında sıralandı. Çok da mutlu oldu. Çok da mutlu bir şekilde bitirmiş olduk masalımızı. Programımızın da sonlarına geldik. Son birkaç dakikamız. Hemen bakacağız. Tamamlanan çalışmaları birlikte göreceğiz. Sonra vedalaşacağız. Timsah bitti aslında. Sadece dedik ki gözünün bir tanesini sizinle birlikte yapalım. Siz de görün diye. Merve öğretmenin bir arkadaşımız hazırlayacak onu. Abdullah, evet, ne yapıyorsun? Bize göster bakalım. Ne yapıyoruz şimdi? Öğretmenimiz mikrofonu tutsun Abdullah'a. O da bize anlatsın. Ne yaptın Abdullah? Timsah. Timsah yaptın. Şimdi elindeki ne?
Göz. Gözü. Gözünü nasıl yapıştırdın? Bantla. Bantla yapıştırdın. Bir şöyle göstersene gözünü bizi izleyenlere. Timsahın gözü. Peki, timsahın gözünü şimdi diğer gözün yanına yapıştıracağız. İki göz de tamamlanacak, değil mi? Kolay mıymış çalışma? Evet. Kolaymış. Hadi yapıştır bakalım, gözünü de görelim. Evet, timsahın gözleri hazır. Dişleri tamam, ayakları tamam. Hepsi bitti. Elinize sağlık, harika oldu. Peki. Burada da bitti mi Merve öğretmenim? Evet, son bir tane de yıldız yapalım dedik. Tamam. Onu hemen yapıştıracağız, bitecek. Tamam, onu da yapıştırdığımızda tamamlanacak. Evet. O arada o zaman Abdullah sen şu füzeyi bakalım ne kadar uzağa fırlatabilirsen bir fırlat, sıkıca bir üfle. Şimdi, çok ama kuvvetli, tamam mı? Üfle. Evet, peki Abdullah da füzeyi fırlatabildi. Şimdi Mehmet'ten ben biraz sonra bir daha isteyeceğim. Bir daha fırlatır mısın füzeyi diyeceğim. Bu füze burada yaptığımız füze değil mi öğretmenim? Diğerini siz hazırlayıp getirmiştiniz. Evet, bu kanguruyu da burada yaptık. Kanguru, şimdi peki. Yıldız yapacağız. O zaman burada yaptıklarımızı şimdi tamam. Ne kadar uzağa bakalım zıplatacağız ya da fırlatacağız. Tamam. Birlikte görelim. Mehmet, burada hazırladığınız füzeyi uzağa denemek ister misin? Ne kadar uzağa fırlatabilirsen. Tamam mı? Bekle biraz. Biraz daha yukarı doğru. Uzağa gitsin diye. Şöyle. 3 deyince olur mu? Hazır mısın? 1, 2 ve 3. Evet. Daha uzağa gitti. Evet. Daha hızlı fırladı. Ve bir siz ne yaptınız? Biraz pipeti biraz daha ucuna doğru aldınız. Evet. Onun da etkisi oluyor İyice herhalde. İçine doğru koyduğumuzda sıkışabiliyor pipet. Hı-hı. Biraz uç kısmına getireceğiz. Hı-hı. Ama hava dolması için de şu şekilde biraz hani boşluklu yapıştırmamız gerekiyor. Hı-hı. Onun da yine ölçüsünü aldık ama üflerken şöyle çekeceğiz biraz. Tamam. Buna dikkat edelim. Evet. Daha uzağa gitti çünkü öyle evet. Yaptığımızda. Peki yıldızı da yapıştıralım. Sizden de kanguruyu zıplatmanızı tamam. İsteyeceğiz. Ne kadar uzağa zıplarsa o kadar iyi. Yıldız da tamamlandı. Onu da Merve öğretmenime yıldızı kaydıralım. Olur mu Merve öğretmenim? Olur. Tamam. Son saniyelerimizmiş. Tamam. Ben onu alayım. Siz kanguruyu zıplatın bakalım öğretmenim. Ne kadar gidecek uzağa? Ben kanguruyu bir tane şu pipeti alayım mı? Bunda biraz boşluklar kaldı ama. Acele yaptık mı? Evet, yapışmamış olabilir. Bu kanguruyu da deneyebilirler. Siz kanguruyla deneyin. Tamam. Ben yine de bunu deneteceğim Merve öğretmenim. Merve öğretmenim hani birazcık boşluk kaldı ama yine de görelim istiyoruz. Olur. Sizle o zaman görelim. Ondan sonra diğer Merve öğretmenimizden sonra veda zamanı. Peki. Şimdi kanguru zıplasın bakalım. Oo! Da bayağı uzak. İlerliyoruz. Her evet. Denemede daha uzak. Bunu oyun olarak da yapabilir değil mi arkadaşlarımız? Evet, kim daha uzağa atacak diye yapabilirler. Oyun oynayabilirler. Evet. Peki, böyle alalım o zaman yine sizi çalışmalarla. Evet, geldik programımızın bakalım. Sonuna. Pipetini. Oyun olarak yarışma şeklinde yapabiliriz. Burada çalıştığımız çalışmaları o şekilde de oynayabiliriz. Merve öğretmenimize ve diğer Merve öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Abdullah'a ve Mehmet'e de teşekkür ediyoruz. Gel bakalım Abdullah böyle. Ve Allah'a ısmarladık diyoruz. Bir sonraki programda biz yine burada olacağız. Güzel çalışmalarla sizlerle buluşacağız. Güzellikleri paylaşmış olacağız. Bir dahaki bölümde, bir dahaki programda bakalım hangi güzel çalışmaları yapacağız. Ama şimdilik gidiyoruz ve Allah'a ısmarladık diyoruz. O yüzden hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.